şehitleri ilk harekatta askerin acemiliğinden verdi. Yani savaş tekniğini bilmemesinden kaynaklanıyor. Doğru. Bir de yangından... Ben hepiniz de gideceksiniz. Ben de çıkacağım oraya. O anda verilmez, o eğitim önce verilir. Canım askerim benim. Yazık, günah. Kendiniz kendinizi bak. Evet, şu an Boğa Seyitliği'ndeyiz. Burada canlı bir tarihe tanıklık eden bir ablamız var. Kardeşi de 74 Harbi'nde burada şehit olanlardan. Şu an şehitlik ziyaretimize ablamıza da karşılaştık. Kendisi Kıbrıslı. Evet ablacığım, yaşadıklarınızı anlatabilir misiniz? Anlatacak o kadar acı şeyler var ki hiç anlatamaz insan. Yaşaman lazım ki göresi. Rum'un yaptığı zulümleri, şeyleri yaşamanız lazım, bilesiniz. Siz o dönemi gören, şahit olan insanlarsınız. Biz 58'den beri aynı acıları çekerek. 58'de dayımın oğlu doktor olarak Kıbrıs'a gelmişti, şehit verdik. Evet. İkinci dayımın oğlu, o da şehit. 64'te... Büyük babamı gözlerimin önünde vurdular. Kıbrıslıyız değil mi ablacığım? Evet. Ben güzel yurduyum. Esas güzel yurduyum. Peki evet. Onlar ne yaptılar? Şimdi harbin içinde yine bu 74 harbinde kardeşim doğru yol dedikleri yerde şehit düşer. Askerimiz de aynı. Onlar da bizim evlatlarımız. Evet. Çünkü onlarla birlikte çektiler. Şehit oldular. Başka da neler yaşandı? Bu ev baskınları olduğu söyleniyor. Ev baskınları da oldu. Yoldan insanları alıp gittiler. Cesetleri daha geçenlere kadar verilirdi. Yerleri bulunur, şeydir ve teslim edilir kayıp insanlar komitesine. Barbarlık müzesinde sergileniyor değil mi bunlar? Oradaki gördüğümüz fotoğraflar 74 Harbi'nde işlenen cinayetlerin fotoğrafları. Evet, her şeydi. Onlar Barbarlık Müzesi'nde 64'te binbaşının çocuklarını ve eşini öldürdüler ya. Evet. Onları şeydi ve onun şeyleri. Esas şeyler Mücahitler Derneği'nde de var. Mücahitler Derneği'nde de var şehitlerimizin. Şehitlerimizin resimleri. Belgeleri. Evet. Bunları fakat dünya kamuoyu kabul etmiyor. Kabul etmiyor çünkü herkes onlara tapıyor. Hristiyan olan. İngiliz'in de aynıdır, Fransız'ın da aynıdır, Alman'ın da aynıdır. Bence hepsi aynı. Siz o dönemde ne yaptınız peki bu baskınlar olduğunda, nasıl kaçtınız? Biz 64'te göçmen olduk, Lefkoşa'da Türk bölgesine geçtiydik. Güneyden kuzeye geçtiniz. Diğerleri daha sonra, 74'te geçtiler güneyden kuzeye. Şimdi kıyımlar yapıldı orada. Kıyımdan kaçanlar kuzeye yerleşti. Evet. Beşparmak dağlarının eteklerine. Beşparmak da Girne bölgesi Rum'un elindeydi. Yani bu dağların ötesi. Arka tarafı evet. Rum'un elindeydi. Diğerleri Türk'ün içeydi. Bu bölge Türk bölgesi olarak şeydi. Lefkoşa'nın bir kısmına kadar. Şimdi olduğu bölgeler Türk bölgesi olarak şeydi. Teşekkür ederiz ablacığım. Canlı tarihe tanıklık eden bir kişi olarak da hepimizin başı sağ olsun. Umarım bu çektiğimiz görüntülerde insanlarımız i̇şte ders alır. Milli bilincimiz oluşur. Gençlerimiz ders alsın bence. Milli bilincimiz birlik olursak hayatımızı devam ettiririz. Gençlerimiz bunu ders birlik alsın. Beraberliğimizi korudukça koruyamazsak yok olup gideriz. Orası öyle. Teşekkürler, saygılar. Ben aslen güzel yurdu Fatma Uçar. Güzel yurttansınız. Evet, 68 yaşındayım. 64 yılından beri çektiklerimizin bir kısmını anlatmış oluyorum. Çok teşekkür ederim.